biyolojici evren alanına atlayalım ve büyük patlamadan ONCE ne vardı, sorusunu araştıralım. İstediğimiz şeyin sonsuz ve geniş bir boşluk olduğunu düşünmenizdir. Ardından aniden, hayal gücünün ötesinde bir patlama, büyük patlama meydana gelir ve bildiğimiz evren dogmustur. Zaman alan madde, hepsi bu tek olaydan dogmustur. Ancak, bu evrenin başlangıcından ONCE ne vardı, sonsuz boşluk başka vardı, sonsuz boşluk başka bir evren, ya da belki de anlamaya başladığımız bir şey miydi? Büyük patlamadan ONCE ne vardı? Sorusu, bilim adamlarını, filozofları ve meraklı zihinleri kusaklar boyu rahatsız etmiştir. Bu bizi zaman ve varoluş anlayışımıza meydan okuyarak, teorik fizik ve kozmoloji dünyasının karmaşık ve ilginç yollarına yönlendirir. Bilinmeyenin araştırıcıları, evrenin bu gizemini derinlemesine dalma hazırlığı yapın. Teorileri ve tahminleri araştırırken, insan bilgisinin sınırlarını aşıp varsayımsal alanlara ilerlediğimizi unutmayın. En parlak zihinlerin hafif adımlarla ilerlediği yer burasıdır. Bilinmeyen bir dünyaya yolculuk. ONCE likely Big Bang'i anlayarak ne olduğunu daha ONCE belirleyebiliriz. Bunu hayal edin. Yaklaşık 13.8 milyar yıl ONCE, evrenimiz yoğun ve sıcak bir durumda, neredeyse anlaşılmaz derecede kukuk bir tekillikti ve bir göz kırpma süresinden daha kısa bir sürede, hızla genişlemeye başladı. Bu olay bu büyüme ve enerji patlaması, bizim Big Bang olarak adlandırdığımız şeydir. Ancak Big Bang normal anlamda bir patlama değildi. Bu mevcut bir alanda maddenin patlaması değildi. Hayır, Big Bang madde enerji, alan ve hatta zamanın kendisinin ezamanlı yaratılışıydı. Temelde, evrenimizi oluşturan tüm unsurlardır. Bu teori, Big Bang teorisi, evrenin kökenini açıklamak için genel kabul görür. Kırmızıya kayma ve kozmik arka plan radyasyonu gibi güçlü kanıtlarla desteklenmektedir. Kırmızıya kayma, galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını gösterir ve evren hala genişlemeye devam ediyor. Diğer yandan, kozmik arka plan radyasyonu, Big Bang'in hemen ardından evrenin bir anlık görüntüsüdür, yani evrenin bir bebek fotoğrafı gibidir. Ancak, Big Bang teorisi ne kadar tam görünürse görünsün, hala bizi şaşırtan sorular bırakıyor. Yani, bildiğimiz her şey, gözlemleyebileceğimiz, olsabileceğimiz her şey, Big Bang'dan başladı. Ancak, bu neydi, tüm maddelerin, enerjinin, alanın, sürenin önünde ne vardı? Yani, eğer Big Bang evrenimizin doğumunu gösteriyorsa, ondan ONCE ne vardı? Big Bang'in ONCE'si fikri, kafa karışıklığına yol açabilir. Big Bang'in başladığı andan itibaren zamanın başladığını söylerken, ONCE'si ne anlama geliyor? Bu, kuzey kutbunun kuzeyini sormak gibidir. Aynı bağlamda ONCE'si kavramı geçerli olmayabilir. Geleneksel zaman anlayışımız doğrusal ve belirli bir olay dizisi birbiri ardına gerçekleşir. Ancak bu anlayış, Big Bang yani zaman ve mekanın başlangıcı ile ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Big Bang'dan ONCE ne olduğunu sorduğumuzda, aynı kurallara uymayan bir döneme doğrusal zaman kavramını uygulamaya kalışıyoruz. Bazı teorilere göre evrenimiz multiversin bir parçası ve her birinin kendi Big Bang'i var. Diğer teorilere göre Big Bang tekrar gerçekleşir ve her biri yeni bir evren yaratır, döngüsel bir evren öneriyorlar. Her iki senaryoda da, ONCE'si kavramı tamamen farklı bir anlama gelir. Evrenimizin multiversedeki, sayısız evrenlerden biri olduğunu düşünün. Bu durumda Big Bang evrenimizin başlangıcı olur. Ancak mutlaka her şeyin başlangıcı değildir. Diğer evrenler, her biri farklı zamanlarda kendi Big Bang'larını yaşayabilir ve bu nedenle ONCE'si kavramı her evrene göre göreseli olur. Döngüsel bir evren düşünün. Eğer evrenimiz bir dizi evreninin sonuncusu ve her biri Big Bang'den dogmusa, bizim Big Bang'imizin ONCE'si ONCE'ki evrenin sonu olur. Ancak, anladığımız zaman her Big Bang ile başlar. Bu nedenle ONCE'si kavramı doğrusal değil döngüsel olur. Bunlar sadece teoriler ve kanıtlanmamıştır. Ancak, Big Bang'in ONCE'si ne olduğuna dair olasılıkları sunarlar. Bunlar, zaman anlayışımızı zorlar ve normal kersevenin ötesinde düşünmeye zorlar. Big Bang'in ONCE'si fikri zaman ve mekan anlayışına meydan okur, bizden yeni fikirler ve olasılıklara açık olmamızı ister ve evren hakkındaki anlayışımızın hala evrimleşmekte olduğunu ve hala keşfedilecek bir kökseyi olduğunu bize hatırlatır. Big Bang'dan ONCE neyin var olduğuna dair teoriler ve tahminler bilim dünyasını dolduruyor,
Şu anda bunlar sadece tahmin aşamasında olduklarını ve henüz doğrulanmadıklarını aklımızda bulundurarak birkaçını inceleyelim. İlk olarak Donguşel Model. Bu teori, evrenin Big Bang ile bir anda var olmaya başlamadığını unsuruyor. Aksini, evrenin genişleme ve buzulme dönemlerini sonsuz bir döngü ile geçirdiği tahmin ediliyor. Bu Big Bang'dan once bizim evrenimize benzeyen başka bir evrenin var olduğu ve bu evrenin kukuk bir noktaya kadar buzulduğu ve tekrar patladığı ve yeniden genişlediği anlamına geliyor. Derinlemesine inceleyeceğimiz bir sonraki teori, koklu evren teorisi. Budu sunse, kafanızı karıştırabilecek bir kavramı ortaya koyar. O da Big Bang'dan doğan evrenimizin, var olabilecek bir kok evrenden sadece biri olduğunu onarır. Bu büyük evren manzarasında, her evren kendi fiziksel yasalarına, maddesinin ve Big Bang'ine sahip olabilir. Son olarak, kuantum yerkekimi modelini deginelim. Bu teoriler, kok kukuk sayılarla ilgilenen kuantum mekaniği ve kok büyük sayılarla ilgilenen genel görelilik teorisi alanlarını uyumlu hale getirmeye kalışır. Bu modellerin bazılarında, bildiğimiz zaman kavramı Big Bang anında var olmayabilir. Bu yüzden, Big Bang'dan once, ne olduğunu sormak, kuzey kutbunun kuzeyinin ne olduğunu sormak kadar anlamsız bir soru olabilir. Bu teoriyle ilginç olsa da, henüz kanıtlanmamıştır ve soru hala sorgulanabilir. Big Bang'dan once ne olduğunu anlamaya kalışmak için araştırma devam ediyor. Evrenin büyülü dokumasında, çektiğimiz her iplik başka bir gizemi kozer ve bizi evrenin dokusunun derinliklerine yönlendirir. Bugün, bilim adamları gelişmiş teknolojiler ve yenilikçi bilimsel yöntemlerle, zamanın başlangıcından beri herkesin aklına gelen sorunlara meydan okuyor. Big Bang'dan once ne vardı? Bunu düşünün. Bilimsel keşiflerin yeni kagenin esigindeyiz. Biz giderek daha sofistike araçlarla, yani evrenin en uzak köşelerine bakabileceğimiz yüksek performanslı teleskoplar ve karmaşık evrensel olayları simüle edebileceğimiz kuantum bilgisayarlar gibi evreni keşfediyoruz. Bu araçlar sayesinde biz atalarımızın sadece hayal edebildiği bir şekilde evreni yakalamaya başlıyoruz. Ancak bu yalnız bir keşifin yolculuğu değil. Hayır, bu bir ortak kaba. Farklı alanlardaki bilim adamları bir araya gelerek bilgi ve uzmanlık biriktiriyor ve evren hakkında bildiğimiz şeylerin sınırlarını genişletiyor. Zaman ve mekanın anlayışına meydan okuyan teoriler arıyorlar. Örneğin koklu evren kavramı ve evrenimizin bir kokları arasında biri olduğu fikri gibi. Ancak en iyi kabalarımıza ve engelismiz teknolojimize rağmen bir sorun kalıyor Big Bang'dan once ne geldi. Bu evrenimizi ve içindeki yerimizi sorgulayan bir soru. Bizi araştırmaya, öğrenmeye ve büyümeye teşvik eden bir soru. Karmaşıklığına rağmen, durmaksızın sorgulamayı sürdüreceğimiz bir soru. Gerçek şu ki, henüz kesin bir cevabımız yok. Ancak bu araştırmayı hayeken verici kılıyor. Her teori, her keşif kozulmemiz her soru. Bu sigirasiçi keşif yolculuğunu bir adım ileri taşır. Bilinmeyenin derinliklerine daha da ilerledikse, sadece evren hakkında daha bu araştırmayı hayeken verici kılıyor. Her teori, her keşif kozulmemiz her soru. Bu sigir asici kesif yolculuğunu bir adım ileri taşır. Bilinmeyenin derinliklerin. O halde Big Bang'dan once ne vardı? Bu sorunun sebebi, evrenimizin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu video bu sorunun sebebi, evrenimizin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Kavramini düşündük ve çeşitli teoriler ve tahminlerden zevk aldık. Once'nin teoriler ve tahminlerden zevk aldık. Once'nin bayıl bizim anladığımız şekilde var olmayabileceğini keşfettik. Döngüsel evren fikrini gördük. Daha da ileri giderek kendi kendini yaratan evren fikrini düşündük. Ancak tüm bu çekici teorilere rağmen, soru hala devam ediyor. Big Bang'dan once ne vardı? Bu açık bir araştırma alanıdır ve dünya kapındaki bilim insanları bu bulmakayı bir araya getirmeye kalışıyor. Soruları sormaya devam ettikçe ve teorileri geliştirdikçe, evrenimizin kokenini anlamaya daha da yaklaşabilir ve gerçekliği de gösterebilecek sırları kozebiliriz. Bu evren yolculuğuna katıldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen evrenin gizemlerini birlikte keşfetmeyi.